Selam hamsiler. 24'e geçiyoruz. Midem dötüyor. Sadece 2 bölüm kaldı. Başlayalım. Açım. Çok açım. Biraz sürf, biraz güneş nasıl tatil ama o robotun insanlardan tam da ihtiyacımız olan şey. Fırtına çıkacak gibi ama içeri girsek iyi olur. Barda birer kokteyl içebiliriz. Düşüyor. Yaprak mı? Tam da Alice'nin ayağının altına. Ne şaşırıyorsunuz be? Alice'in tipine bak. Totosu küreğe benziyor Alice'in. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmez ama haklısın. Ben fırtına çıkıyor. Sahilde bizden başkaları da var. Görünüşe göre birinin yardımımıza ihtiyacı var. Ne güzel araba. Çiçek kolye. Bu John'un çiçek kolyesi. Aman tanrım onu gördünüz mü? Sahiden ayrılmasız fırtına geliyor. Ama arkadaşım hala gemide ortadan kayboldu. Arkadaşımı bulun lütfen. Kesin onu arayacağız. Ben Ajan Alice Veliz. Arkadaşınızı en son nerede gördünüz? Vay canına tam zamanında geldiniz. Adım Leyla. Joe'yu dalgadan üzerine görmüş ama sanırım düştü. İyi sörfçüdür ama böyle bir fırtına başa çıkaracak kadar değil. Belki de sahiden onu arayalım. Bugün hava esiyor. Yine kapı üstüne vuruyor. Rüzgar estiği için. Leyla'nın arkadaşı Joa fırtına çıktığında sörf yapıyormuş. Ondan biriz bir görebilir misiniz? Görebiliyor musunuz? Oyun Illuminati şeyi bak. Şurada göz var. Şu şey yaptığım yere bakın. Göz. İlluminati ajanı mısın sen oyun? Eğer sanırım bir şey buldum. Ne buldun Pete? Kuma gömülü çıkarmamız gerek. Adamı kuma mı gömüyorlar? Bir yıldız yapayım. Aman tanrım kumun altındaki ceset mi? Leyla ben aşırı her gün kenara çekilmen gerek. Bakamıyorum gözlerimi kapatacağım. Sörf tahtası. Siz de görün. Midem de tutuyor. Sörf tahtası ama Joe. Bunlar pençesi. Ben o tanrım Joe'ya ne olmuş böyle? Gözlerini kapadığını sanıyordum. Joe bir kaza geçirmişe benziyor. Ama izlere bakarsa mücadele söz konusu. Ama sörf tahtası kıyıya vurmuş. Belki de Joe da yardım arıyordur. Ne yapacağız şimdi? Yeni bir yer mi açılacak? Yok, sahil arayacağız. Mücadele mi? Sörf tahtasına bakılacak olursa bir şey Joe'ya saldırmış. Köpek balığı olabilir mi? Bir şey mi saldırmış? Gece demeden saldırmış. Deniz canavarı mı? Bu bir tür paniğe mi? Merak etme. Olayı çöz. Leyla sahilde alışılmaz bir şey görsen haber ver. Bu kız da mal ha. Foto makinesi. Demin niye bulamadık? Bu kamera bir fotoğraf çekmiş gibi. Filmli kamera. Sahilde bizden başka kimse yok. Sen de bunu hissediyor musun? Hani şu görünmez deniz canavarı fotoğraf çekip kaçtık. İsmi. Fotoğraf makinesini incele. Ben ne dedim? Ailesin dedim. Filmin banyosu için zaman gerek. Sallamalısın Alice. Osuruk mu? Saçmaladım. Bu Joe olmalı. Sörf dükkanındaki yaralanan sörftüğünün fotoğrafı bu. Fotoğrafı kim çektiyse onu oraya götürmüş olmalı. Cesede kamera attığı gibi mi atmış? En azından Joe ile ilgili bir ipucumuz var. Sörf dükkanına gidek. Sörf dükkanı. Buranın doğru yer olduğundan emin misin Joey? Gelemiyorum. Burada olmadı. Görünüşe göre buradaymış. Böyle konuşunca milletin komiğine gidiyor. Diyorlar nasıl yapıyorsun o sesi? Ne bileyim ben yapıyorum işte. Bu yosun kanla kaplı. Joey yaralı olmalı. Kendi başına uzaklaşmış olamaz.
taşlamış olmalı. Ama bunu iyi niyetine yaptığını hiç sanmıyorum. Joe yardım etmek isteseymiş, fotoğraf çekmeyi yarın sene götürebilmiş. Şu fotoğrafçının kim olduğunu bulmamıza yarayacak bir şey var mı bakalım. Bence de. Ben bu konuda çok haklısın. Ben benim kankam. Evet, ben benim. Ne arıyoruz? Elinin körünü. Bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama okyanustan çıkmış olabilecek eşi arıyoruz. Bir tür deniz canavarı olabilir mi? Bu rüya kaynaklı bir deniz canavarı ise daha mı lezzetlidir? Izgarada pişirdiyse belki. Millet demin gelirken dışarıdan. Tabi yarım saat oldu mu ben geleli, yok olmadı sanırım. Şey, mangal yapıyor birisi. Balık mangalı hem de. Ne güzel koktu öyle. Bu yüzük okyanustan çıkmışa benziyor. O yosunla sarılı. Tek taş olabilir mi? Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendimi taktım. Zaten iki tane yıldızım vardı. Bu bir sörfçünün sahibi olabileceğini tatlı tavşancağı sevgilerle Carl. Carl mı, emin misin? Hayret görmüş gibisin Leyla. Carl kim? Carl. Carl John'un en yakın arkadaşı. Çok iyi sörfçü. Herkes ona bayılır. Ama sen pek sevmiyorsun. Sanki Leyla korkmuş gibi bir halin var. Carl. Hey, beni dinle Carl. Yıldız yapalım. Ezana konuyor diye müziği kıstım. Pekala Leyla, ne gizliyorsun söyle. Carl'la ilgili bir şey seni korkutuyor. Yüzünü kaybetmiş şey olmasına üzüldüm. Sadece Joe'yu aramamız gerekmiyor muydu? Ne düşünüyorum biliyor musun? Bence Joe'ya saldıran Carl'dı. Ama Carl bir ay önce boğuldu. Joe boğulduğu mağaranın yanına bir anıt yaptı. Sanırım mağarayı etmemiz gerek. Ama bir dakika, Joe'nu alacak burada kalıp onu arasak daha iyi değil mi? Aslına bakarsan senin burada kalman daha iyi. Mağarada ne bulacağımız belli değil. Bu kızlar ne gizliyor da? Bir haller, bir tavırlar, bir şeyler. Mağaraya git. John'un en yakın arkadaşı Carl burada boğulmuş. John'un kayboluşuyla ilgili bir ilgisi varsa hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz. Leyla'nın bahsettiği anıtı görebiliyor musun? Bakacuk. Anıtı gördük bile. Fotoğraf parçalanmış. Kısa süre önce biri buradaymış. Fotoğrafı gördüğünü beğenmeyin biri, bakalım neymiş. Adam geri gelmiş olmaz. Boğulduğu için belki o boğulmuştur onu. Kanıta koyar ki bir anıta koyar ki diyeceğim. Kanıta dedim. Birilerinin bir mesaj bırakmak istemiş. Bak saçlı olan biraz yakışıklı. Bak kesin bunlar bu kız yüzünden kavga etmiştir ha. Tipik Türk dizisi. Bir kıza sebep iki erkek kavgaydır. Bu taraf Joe ile Leyla'ya ait. Şu mercan boncuklarını takan da Carl olmalı. Fotoğrafına bakacak olursak üçlü bozuşmuş. Belki de Joe'nun kardeşinin sebebi budur. Fotoğrafın kimin parçalarını bulmamız gerek. Kız parçalamış olmasın? Olabilir ha. Ziyaretçinin izini ara. Biri kısa süre önce buradaymış ve sıkıntı arkadaşla ilgili bir mesaj vermiş. Kim olduğunu bulalım. Tipik Türk dizisi. Bir kıza sebep, iki erkek girişir kavgaya. Genellikle kızlar fakir olur. Mercan bacılar sörfçülerin birine ait olmalı. Bir dakika, Karan fotoğraf taktı, koli değil mi bu? Kar bir rüya yaratı olarak yeri mi gelmiş sence? Deniz canavarı daha mı iyi? Biri Joy denizden çıkarmış olmalı. Boğulmuş olan arkadaşının rüya versiyonu. Bunu bir düşünelim. Hadi bir düşünek. Joy'a ne olduğunu bulacağız. Bir sörfçü tropik bir fırtına kaybolarak arkasında gizemli bir iz bırakıyor. Bu dalgalara kulak asmaya bir gencin yaptığı kaza mıydı? Yoksa başka bir parmağı mı vardı? Bitirelim dört. Evet. Evet. Ne yapacağız? Mercan boncuk. Boncuğa baksak daha iyi değil mi? Bilmiyorum. Boncuğu seçesim geldi. Belki yanlış da olabilir. Mercan boncuklarını incele.
Rüya versiyonu hala bunun üstünde dibinde olduğunu sanmıyorum. Bu boncuk altında bırakmış. Bir şey görüyor. Bugün sesim sürekli gidip duruyor. Ne oldu bana? Ana, diğer herif çekiyor. Kız yapmış olmasın lan hepsini bir araya sokup kavga ettirmiş olmasın. Kız var ya kız. Bunu yapan Joey'yi sadece bir yere sürüklüyor. Acele etmemiz gerek. Carl'ı arayalım. Joey ve Carl görüyor musunuz? Hayır ama Carl bir mesaj daha bırakmış olabilir. Sen nereden bilirsin? Tahmin yürütüyor bir dakika yere bak. Şişeli mesaj mı? Leyla Carl yazıyor. Şişecen'e bir mesaj var. Bu hala bunu yapan birinin olduğunu sanmıyorum. Bu kardan Leyla'ya bir mektup. Dişlerim kamaşıyor ya. Sana bir sürprizim var tavşancığım. Bir kaona da buluşalım. Nişan yüzüğünde bu yazmıyor muyduk? Leyla Carl ciddi bir şey yaşıyormuş sanırım ve bize bahsetmedi. Bir şey saklıyor. Belki de bir Kanada Karla birlikte de Salih'in üstündeki bar. Sonra bir bar gördük. Bu da Frenk gibi içki içecek. Ben niye hep içkicilerle çalışıyorum ya? Gıcık oluyorum böyle tiplere. Üzgünüm Karl benim hatam değildi. Seni seviyorum. Unut bunu. Bebeğim çok geç kaldı. Dur orada Karl. Joey ne yaptığını söyle. Dur biraz polis mi çağırdın? Ben pik gözünüz. Karnın üzerinde olsun. Ben Joey'e bakacağım. Saçlı olan Joey'muş herhalde. Joey yakışıklı bence. Bu Joey'un dalga çıkardı ama kanına kaldı. Joey'e ne yaptı? Onun ne mi yaptım? Tavşancıma sorun bakalım o ne yapmış. Ama benim hatam değildi lütfen. Ne oluyor lan? Bak demedim mi bir kıza sebep ikisi kavga etmiştir diye. Kesin. Ne halt yediniz? Ne yaptınız? Bize kar hakkında yalan söyledin. Joe hakkında da mı yalan söylüyorsun? Ama bu kazaydı. Bunu yapmak istememiştim. Artık yalan söylemeliydi. Joe'nun hayatı buna bağlı. Pekala. Çok üzüldüm. Motosikletimi falan parçaladım yani. Bir dakika. Bütün bunlar bir öpücük yüzünden mi yani? Pişman olduğun ortada Leyla. Sevgilimin arkadaşıyla aşk yaşamak. Saçmalık. Leyla kararı aldattığına göre pişman olduğunu açıp anne o kadar üzüldü ki motosikletini yaşayıp uçurumdan aşağı sürdü ama ön değil sonuçta ölmemiş. Karla ile ilgili rüya gördün mü bu aralar? Kar rüya gibi ama aramızda kalsın. Joe daha da iyidir. Ben gidiyorum. İlişkimiz bitmiştir. Hem bebeğim diyor hem ilişki bitti diyor. Karın peşinden gidelim. Kar yok nereye gittiğini öğrenmemiz gerek. İçim bir şey bırakmış. Adamın kafası mı yoksa? Plak mı? Layla yazıyor üstüne. Yüzeyine Leyla'nın adı kazılı olduğu bir plak tek istediğim. Bunu bir dinle. Ölü bir adamın bir şarkı. Bunu demek için sabırsızlanıyorum. Leyla, beni ortada bıraktın. Leyla, arkadaşımla yaptın. Leyla. Ben yaptım size şarkı işte. Plak çalar gibi bir şey görebiliyor musunuz? Plak çalar mı? Ne bileyim, müzik kutusu gibi bir şey varmış. Çok güzelmiş. Karada düşünmüş. Bakalım ne istiyormuş. Salaka bu kız ya. Bu da gerizekalı bir kız görmedim ben. Tabii gördüm de. Neyse kim olduğunu söylemeyeceğim. Motosikletin atla sahilde buluş benimle. Gerçek dostlar ölmez yazı rüyalar seninle. Kadar yanımsa şu gerçek dostlar ölmez kısmı güzelmiş. Motosiklet sürerdi. Ana bu plak dosya çözümü nasıl yardımcı olacak bir düşünelim. Düşünelim bunu. Bu dosyayı kapatmanın tek yolu rüya aynasını bulmak.
Rüya görenin kendisi olmadığını söyler ama bu yalan olabilir. Leyla Kara tutucu anlatmak için aynayı saklıyor. Bir düşünelim. Bunu bekleyelim. Şunu da bir bitirebilsek güzel olacak. Evet. O kızda bir iş var bence. Kızı hiç gözüm tutmadı. Ay şuram ağrıyor ya. Mağara mı sahil mi? Bilmiyorum ki. Mağarayı seçesim geldi. Bilmiyorum. Yanlış olabilir. Yanlışsa tekrar gideriz. Joan'ı ziyaret edip arkadaşın aynı kurmuş olabilir. Bir rüyayı nasıl görebiliyor musun? Ya da burada olduğuna dair biliriz. Millet şu karşıda ev yapıyorlar ya. O yüzden kato sesi gelebilir. Kafam çizdi zaten. Uyku uyuyamıyorum bunun sesinden. Aynı adam mektupları Joe yazmış sanki. Sırılsıklam bir fotoğraf gibi. Kar bunları sadece sudan çıkarmış olmalı. Doğru yere gelmişim. Fotoğrafta bulunduğumuz gibi yırtık belki de boğuldu gece kar yırtmıştır. Bu tip kızlar böyle arkadaşları işte arasını bozuyor. Böyle şerefsizdir. İşte arkadaşınla sevgilini tanıştırmayacaksın. Ben tanıştırmam mesela. Bana ne sevgilim niye arkadaşımı tanışsın ki? Bu kadar Joe'nun fotoğrafı yakınlaşa benziyorlar çok mutlular. Karla derine yaralanmış olmalı. Sadece yaralamamış, öldürmüş ama Joe ne yaptı? Bakalım. Islak mektuplar oku. Bir sürü mektup yazmış. Dostluğum benim için tüm kızlardan daha önemli. Keşke her şey siz gibi olabilse. Sonuna kadar dostuz. Joe en yakın arkadaşının ölümünü atlatamamış. Joe ile Karl bir yerlerde eski günleri anıyor olabilir. Rakı mı içilir? Saçmaladığımın farkındayım. Alice'le bitiyorlar. Karnın boğulduğu sulardan çıktı açık ama nereye gittiğini öğrenmemiz gerek. Alice'le bitiyor. Şeye başlamaya niyetim var millet. Pierce Peril var ya. O oyuna başlamaya niyetim var. Bilmiyorum. Bu lastikleri sudan çıkmış. Karnın kazayı yaptığı motosikletine ait olmalı. Karl ile Joe sayda motosikleti sürüyor olabilir. Bir an önce bitse bu da ya. Uzattıkça uzattı. Anca inceleyiriz. Bu lastikler uçuruma doğru çıkıyor. Karl uçurumdan mı düşmüştü? Hayat olması inanılmaz değil mi? Aynen tabi hayatta değil. Herifi de oradan atmış olmasın? Sahil evi. Joe ile kan yazıları takıldığı yer burası. Onları görebiliyor musun? Göremiyorum. Sepet mi? Motosiklet sepeti mi? Motorun yanına koyuyorlar bunu millet. Orada da bir kişiyi taşıyabiliyor yani o sepet. Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde vardı o motordan. Motor sepeti. Kemal Sunal diyor ki kardeşim götür beni. Beni o sepetin içine. Ceset gibi kokuyor. Bir sürü yalan bir sürü için peşinde olduğumuzu unutmayalım. Ben bu kokunun Joe'dan geldiğini söylemeye çalışmıyorsun umarım. Kokunu kaynağı bulmamız gerek. Balık gibi bir şey var. Balıklar olamaz mı? Balık. Yiyelim. Öyle balık yığınıymış. Kırlangıçmış. Karnın en sevdiği balıktır. Bunu duyuyor musun? Motosiklete de benziyor. Sahilden geliyor. Arkasında. Lastiğini patladım tabancayla. Motosikleti takip edelim. Bu kadar Joe da motosikletin arkasında Joe boğulduğunu sanmıştım. İyi mi? Joe'suna bağlı onu kurtarmamız gerek. Ay. Joe'ya yardım et. Joe da yakışıklıymış ha.
Joe bayağı uzun bir yolculuk yaptın. İyi misin? Tanrım, karın hayaleti olmasaydı ölmüştüm. Söyle bana, fırtına üzerine gitti ve çekildim. Karın matrisini görme, kar beni kurtardı. Yürü ya, aynası matrisi aynısı, onu vurmalıyım. Ama adam kurtarmış onu, bakın. Bir şey yapmamış yani, dostluğunu şey yapmamış. Kızım bok yemesi hep. Ateş etme Carly, sen ona zarar verme izin veremem. Carly onu koruyamazsın. Hepsi benim hatam. Evet, onu cidden seviyorsan gitmesine izin ver. Senin yüzünden zaten bir garip var ya, bu garalar var ya, bu garalar. Beni bir kız olarak. Tabii ben kimseye öyle şey yapmam da. Dostum, en yakın arkadaşımın hayatını kurtarım ve ödülüm bilmeyelim mi? Seni vurmak istemiyorum. Seni geri göndermek istiyorum. Elimden gelse Leyla gel tavşancığım. Ağza bak. Filç vurmuş. Annesine beddua, annesi tarafından beddua yiyen çocuk. Ana, kızın saçını çekil. Yağmurdu. Artık yok, gerçekten yok. Üzülüm Leyla, ama bazen iş işten geçmek, kimi sevdiğini anlayamıyorsun. Ne alaka? Kalp bir kişiyi sever. Gençlerin rüyası dosyası tatil planına pek uymadı. Gün batımı ve minik şemsiyenin keyfini çıkaramadık ama bir şey anladım. Pete, benim bunu söylemek için biraz zor ama seni fırtına çıkıyor. Hemen gitmezsek buradan yakalanacağız. Bunu mu seviyorsun? Seni orospu. Ben daha yakışıklı bence. Ana, herifin suratına maske gibi bir şey var. Ha, bu kız kim? Bir tane Gandalf değil miydi bu adam? Yüzüklerin Efendisi miydi? Harry Potter'daki adama benziyor. Aksak halim. Bu vaka da bitti mi? Gelecek vaka yine geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.